أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeni dersimize, yeni bir dersimize ve yeni bir döneme hoş geldiniz arkadaşlar. Modern metin okumaları başlığıyla hayvanlar aleminden seçme metinlerle inşallah ilk dersimizi başlatıyoruz. El-Ankabutu, örümcek. Hemen resmimiz de burada var arkadaşlar, görüyorsunuz. Tarifun, önce örümceğin tanımıyla derse başlıyoruz. El-Ankabutu, hayvanun sagirun, küçük bir hayvandır. İsim cümlesi formuyla başladık. El-Ankabutu, mübteda, hayvanun sagirun, isim tanımlaması. Sıfat tamlaması haber oldu arkadaşlar. Lahu semani erculin, onun 8 tane ayağı vardır. Semani erculin lahu. Ve yagzilu huyutan tushbihul harire. Evet. İpeğe benzer, tushbihu el harire. İpeğe benzeyen ağlar örer. Yagzilu, dikiş dikmek anlamında arkadaşlar. Hıyuten, iğne iplik aklımıza getirecek bu ibareler. Yagzilu hıyuten, ağ örer. Tushbihul harire, ipeksi, ipeğimsi, ipeğe benzeyen, ipeğe benzeyen. Bu cümlede hıyut kelimesine sıfat oldu, sıfat cümlesi. Evet, ipeğe benzeyen ağlar örer. وَاَكْثَرُ مَا تَشْتَهِرُ بِهِ الْعَنَاكِبُ هُوَ غَزْلُهَا لِخُيُوطِ الشِّرَاكِ اَلَّتِي تَسْتَخْدِمُهَا فِي صَيْدِ الْحَشَرَاتِ لِتَتَغَذَّى بِهَا. Evet, cümlemizi buraya kadar götürmemiz gerekiyor. Noktaya kadar arkadaşlar. وَاَكْثَرُ مَا اَكْثَرُ مَا تَشْتَهِرُ بِهِ الْعَنَاكِبُ. Örümceklerin en çok meşhur olduğu şey huve gazluha, onun ağıdır. Lihuyut-i şirak, elleti testekdimuha fi saydil haşerat. Yani şuraya da dikkat edelim, sıra cümlesiyle beraber daha iyi anlaşılacak. Testekdimuha, onu kullanıyor. Fi saydil haşerat, böcekleri avlamada. İtetegazza biha, gıdalanmak, beslenmek için. Beslenmek için haşeratı, böcekleri avlamada kullandığı, bakın elletiden sonrasını böyle çevirdik, tuzak ağlarını örmesidir. Tuzak olan ağı örmesidir. Huve gazluha kısmı kendi içinde isim cümlesi oluyor arkadaşlar. Ekteru ile başlayan cümle de aslında mübteda konumunda burası. اَكْثَرُ مَا تَشْتَهِرُ بِهِ الْعَنَاكِبُ, burası mübteda konumunda. هُوَ غَزْلُهَا diye başlayan kısım ise kendi içinde mübteda haber barındıran bir isim cümlesi formuyla birinci kısma, اَكْثَرُ ile başlayan kısma haber olur. Yani özne ve yüklemi yakalamazsanız çeviride yine sorun yaşarız. Yani modern metinlerde de önemli olan özne kısmı nerede biter, yüklem kısmı nerede biter, arasındaki bağları irtibatını kurabildiğimiz kadar cümleyi sağlamlaştırabiliyoruz. Ekseru ma, ekser kelimesi isim usul ma'sına izafe edilmiş mesela. Ekseru ma, ma burada mahallen mecrur konumunda. Ekseru ma, devamında da sıla cümlesi var. Ekseru ma teştehiru bihil anakibu. Örümceklerin meşhur olduğu en çok şey, yani en çok meşhur olduğu şey, en çok meşhur olduğu durum onların ağlarıdır. Huve gazluha, onun, o nedir o meşhur olduğu şey? Gazluha, onun örgüsüdür. Lihuyut-i şirak, tuzak iplikleriyle. Elleti, o tuzak ipliği ki testekhdimuha, onu kullanıyor. Fi saydil haşerat, haşerat avında. İtetegazza biha, onunla beslenmek için, gıdalanmak için. Yani yarı kırık yarı düzgün çeviriyle gidiyoruz ki ilk derste çok böyle korkutmayalım sizleri. Metin özünde çok basit bir metin değil ama dikkat ettiğimizde çözebileceğimiz bir metin. وَلَا تَسْلَمُ الْحَشَرَاتُ حَتَّ الْاَضْخَمُ
vel akva minha min mehatir şirakil ankebut. Şuraya kadar cümleyi getiriyoruz. Yani burada kurtulamaz demek istiyor. Vela teslemul haşeratu, haşeratlar kurtulamazlar. Atlıyorum orayı. Neyden kurtulamazlar? Min mehatir şirakil ankebut, örümcek ağının tehlikesinden kurtulamaz. Hatta el adhamu vel akva minha, onların iri yarı olanları ve güçlü olanları bile. Evet, o avların, örümceğin avladığı avların, adham iri yarı olanları ve ekva minha ve onların güçlü olanları bile, ve la teslemu min mehatiri şirakil ankebut, örümcek ağının tehlikesinden kurtulamaz. Çevirimiz bu arkadaşlar. Dikkat ediyoruz çeviri yaparken. Ve cemi'ul anakib, bütün örümcekler, tagzilul huyute, ağ örerler. Bütün örümcekler tagzilul huyute. Bakın isim cümlesi arkadaşlar, bir tarafı müpteda, bir tarafı haber. Bütün örümcekler ağ örerler. Ancak ba'da enva'iha, bazı türleri, la tebni şiraken, onlar tuzak örmezler, tuzak kurmazlar. Yani örgü örürler ama tuzak şeklinde yapmazlar bunu. Fe'ale sebilil misal, örneğin demek arkadaşlar. Ala sebilil misal, örneğin. Yegzilul ankebutu el musallahu. Evet, şöyle hemen şu yazıyı biraz daha yukarı alalım. Evet. Şuradan devam ediyoruz. Ala sebilil misal, örneğin. Yagzilul ankebutul musallah, silahlı demek. Silahlı olan örümcek yagzilu örer. Haytan vahiden, bir ağ örer. Fi nihayetihi, onun sonunda, ağın sonunda, atratun lezicetun minel harir, ipekten sıvı, böyle tutkalımsı bir parça bulunur. Ağının, o silahlı olan tuzak olarak kurmuş olduğu ağın bir ucunda atratun, bir katre vardır. Lezicetun, yapışkan demek. Minel harir, ipekten yapışkan bir sıvı bulunur. Arkadaşlar, ağının bir ucunda. Ve indema tatiru haşaratun bil kurbi minhu, bir haşere, bir böcek ona yakın bir şekilde uçarsa, indema şart edatlarından, cezmetmeyenlerden, yakzifu hazel hayta, yakzifu atar, örümcek atar bu ağı, bu ipi, yani ağı, tuzak ipini, ticaheha, o uçan haşerata doğru atar, liteltasikal haşeratu bi tarafihi ellezic. Evet, haşera, yani böcek, liteltasika, yapışsın diye, böcek yapışsın diye, bi tarafihi lezic, yapışkan tarafına yapışsın diye, tutunsun diye. Tuzak ya. Ve li cemi'il anakib, bütün örümcekler için, enyabun, dişler vardır. Dişleri vardır. Ve li mu'zamiha, en büyükleri için de, gudadun sammetun. Evet, gudadun sammetun, zehirli gudatları var. Gudat kelimesine bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bazı kelimeler direkt insanın hatırına gelmeyebiliyor. Evet. O da salgı bezi demekmiş arkadaşlar. Daha önce bakmıştım ama unuttum. Hocam, zehirli bez anlamına da geliyor. Gudadun sammetun. Evet, zehirli bez demek. Salgı bezleri vardır. Sammetun, zehirli olan. Bu da onun sıfatı arkadaşlar. Yani li muazzamiha, birçoğu için demektir. Yani örümceklerin birçoğu için zehirli salgı bezleri vardır. Bu gudat kelimesi aşağıda da gelecek arkadaşlar. Haythu şöyle ki testehdimul anakibu, kullanırlar diyor örümcekler. El enyabe, dişlerini, vel gudede, bu salgılarını, fi saydil hayvan, hayvanları avlarken, avlamada, hayvanları avlamada kullanırlar. لِتَتَقَدَّى بِهِ, onunla beslenmek için. Çeviriye dikkat arkadaşlar. وَتُعَبْدُوا الْعَنَاكِبُ مُف۪يدَةٌ لِلْاِنْسَانِ,
Örümcekler insan için faydalı kabul edilir. Örümcekler tuaddu sayılır. Mufidetun faydalı sayılır insanoğlu için. Liennaha çünkü onlar. Ha ismidir muhallen mansup. Tetegazza bil haşerati darreti vel ceradi. Zararlı böceklerle ve çekirgelerle beslenirler. Çünkü onlar zararlı böceklerle ve çekirgelerle beslenirler. Ve kulluha bütünü tutliful mehasile ziraiyete. Bu bahsettiğimiz çekirgeler ve zararlı haşeratlar da ziraati, yani ziraat ve tarım ürünlerini telef ederler. Tutlifu telef ederler. Ve kedelike bunun gibi tetegazza beslenir. Yine bizim örümcekler. Bir zübabi sineklerle, arılarla. وَالْبُعُوضِ اَنَّاقِلَيْنِ لِلْاَمْرَادِ ve hastalıkları taşıyan, bu sıfatla anlaması, hastalıkları taşıyan sivrisinekler ve böceklerle, küçük sivrisinek türü hayvanlara diyoruz bu'ud. Ve bu hastalıkları taşıyan hayvanlarla beslenirler. Yani mikropları taşıyıp insanların hastalığına sebep olan hayvanlar demektir. Evet. Ve inâthun, inâthul anâkibi, örümceklerin dişi olanları, edhamu ve akva, daha iri ve daha güçlüdürler. Min zukûriha, eril olanlarından, daha iri ve daha güçlüdürler arkadaşlar. Şöyle. Metni kaydıralım. Ve tetegazza ahyanen bi zukûriha, hatta bazen diyor, eril olanlarıyla beslenirler. Yani dişil olanları daha güçlü, daha iridir. Bazen eril olanları da yerler. Ta'işul anâkibu, bakın fiil cümlesi. Ta'işul anâkibu, örümcekler yaşarlar. Fi eyyi mekânin, herhangi bir mekanda. Yetevâferu bihi gıdâuha. Yani gıdalarının bol olduğu herhangi bir mekanda yaşarlar. Yetevâferu, tevafur burada bolluk anlamında. Yetevâferu bihi. Gıza'uha da onun faili. Yetevâferu fiilinin faili. Gıdaları nerede, bu besleneceği gıdalar nerede fazlaysa orada yaşarlar. Fennecidüha, biz onları görürüz, buluruz. Fil hukûli, mesela tarlalarda görürüz. Vel menâzili, evlerde görürüz. Vel gâbâti, mağaralarda görürüz. Şeylerde, ormanlarda. Vel kuhûfi, bu da mağara demek. Mağaralarda görürüz, ormanlarda görürüz. Vel müstenkaat, vassahara, burada da bataklıklarda, çöllerde, her yerde görürüz. Yani besleneceği hayvan türlerinin bulunduğu her yer, ki bu bahsettiğimiz, saydığımız yerlerde bunlardan sadece birkaç tanesi. Neredeyse her yerde bulunurlar örümcekler. Yeter ki besleneceği hayvanlar oralarda bulunsun. El-vasfu, tanımına geçiyoruz şimdi. Özelliklerini biraz daha tanıyacağız. Yücedu minha ma yakrubu min 30.000 nev'. 30 bin tür kadar, yaklaşık olarak demek ma yakrubu. Yaklaşık 30 bin çeşidi vardır diyor. Yücedü bulunur minha, bu ankebutlardan. Yaklaşık olarak 30 bin tür bulunur. Vehiye, bu örümcekler. Tetefavetu fi ahcamiha. Ahcam hacim demek arkadaşlar. Hacimleri mütefavittir. Yani farklı farklıdır. Bunların hacimleri farklı farklıdır. Feminha, bunlardan bir kısmı ma huve bi hacmi ra'si eddebus. Toplu iğnenin başının hacmi kadar olanları vardır. Yani küçücük demektir bu kısacası. Yani bu örümceklerin bir kısmı var, çok küçüktür. Toplu iğnenin başı kadardır. Ve minha, bunlardan bir kısmı vardır ki ma yasilu tuluhu, uzunluğu ulaşır. Ma'amtidadi etrafihi, yan uzantılarıyla beraber. Yan uzantılarıyla beraber uzunluğu ulaşır. İlâ mâ yakrubu min 25 santimetrat. Yani yaklaşık 25 santimetreye kadar uzayabiliyorlar. Boyları bu kadar uzun olabiliyor uzantılarıyla beraber. Evet, bir kısmının uzunluğu, yani bacaklarının efendim ön tarafının etrafları, o yanlarıyla beraber yaklaşık olarak 25 santime kadar uzayabiliyorlar.
Kad yekunu cismul ankebut, bazen diyor örümceğin bedeni kasıran, kısa olabiliyor. Ve seminen, şişman olabiliyor, iri olabiliyor. Av tavilen, uzun olabiliyor. Ve nahifen, ince olabiliyor. Av müstediren, yuvarlak olabiliyor. Ve beydaviyen, yumurta gibi yarı yuvarlak olabiliyor. Av münbasıta şekli, ya da yatay bir şekilde olabiliyor. Yani çeşit çeşit ankebut türü vardır. Örümcek türü vardır. Vakat tekunu erculul anakib. Evet. Örümceklerin ayakları kad tekunu kad artı müzarifil eşittir bazen arkadaşlar. Burada bazen yaklaşık olarak gibi çeviriler veririz buna. Bazen diyor örümceklerin ayakları kasireten kısa olur. Ve galiz zaten kalın olur, galiz olur. Ev tavileten ve nahifeten, bazen de uzun ve ince olabilir. Örümceklerin ayakları uzun ve ince de olabilir. Walakin mu'zamul anakib, ancak örümceklerin büyük bir çoğunluğu bu niyetun kahverengidir. Ev ramadiyetun, grimsidir, gri renklidir. Kül rengindendir. Ev sevdaul levni, ya da siyah renklidir. İlla ancak enne ba'daha, ancak onların bir kısmı mulevvenun, renkli renklidir. Bir şeklin müthirin, etkileyici bir şekil ile renklidirler. Kelferaşatil cemileti, güzel olan kelebekler gibi. Ve kathirun minel anakib, örümceklerin büyük bir kısmı sagirul cismi, bedenleri küçüktür. La yumkinu temyuzu levnihi illa bil istihdamil mecher. Mecher arkadaşlar, mikroskop diyebiliyorsunuz veya mercek diyebiliyorsunuz. İşte bu gözle bakıldığında büyüten araçlar diyoruz. Evet, bazıları diyor küçüktür bedenleri. La yumkinu, mümkün değildir. Temyizü levnihi, rengini ayırt edebilmek mümkün değildir. İlla ancak istihdamil mecher, ancak mercek kullanımıyla renklerini ayırt edebiliriz. Ve leyse lil anakibi azmun, örümceklerin bir kemiği yoktur. Evet, kemiği yoktur. Ve innema zevvedehallahu bi cismin sulbin vaqin. Cenab-ı Allah onları tezyin etmiş, onları gıdalandırmış, onlara lütfetmiş. Bi cismin sulbin, sert ve korunaklı bir beden lütfetmiş onlara. Sert ve korunaklı. Ve yugatti ecsamel anakibi eşşe'ru vel hudbu. Evet. Ve yugatti, kapsar. Ecsamel anakibi, örümceğin bedenini kapsar. Arkadaşlar. Eşşe'ru, tüyler. O hudb kelimesi de saçak demek. Tüylerin farklı bir versiyonu arkadaşlar. Tüy ve saçaklar onun bedenini kapsar. Hemen aşağı iniyorum. Eşvak kelimesi de öyledir arkadaşlar. O da saçağın farklı bir versiyonu o da. Normalde eşvak diken demektir. Yani kılçıklar demek. Yani dikenin tabii farklı bir türü. Hayvanın bedeninde bulunan bu dikenimsi olan tüyler diyelim. Bunlar bulunur. Ve yetekavvanu cismul ankabut, yine örümceğin bedeni oluşur. Min cüz'eyni esasiyyin, iki temel parçadan oluşur. İki temel parçadan oluşur. Huma, o iki temel parça, ra'sun sadriyun, ön tarafta bulunan baş, mukavvanun miner ra'sil mültehimi ma'as sadr, göğüs ile mültehim, yani bitişik olan bir baştan oluşur o baş kısmı. Göğüse bitişik olan, mültehim olan, lehimlenmiş olan bir baştan oluşur. Vel batnu, diğeri ise karın bölgesidir ki karın bölgesinden, yani iki temel bölgeden oluşuyor. Ve kullu minel cüz'eyn, her iki parça da lehu zevaidu, onun artıları vardır. Ona bitişik olan zevaidler vardır. Yani öyle sadece baş deyip geçmeyelim diyor. Mesela ve yertabitu ra'su es-sadriyyu, o ön tarafta bulunan baş, yertabitu ma'al batni, o batın dediğimiz karın bölgesiyle irtibatlıdır, bağlıdır. Bir hasiretin dakikatin, çok ince bir hasırla, çok ince bir şeyle bağlıdır.
göbek kısmına, mide kısmına. Tüsemma es-süveyka. Süveyka isimli o incecik bir hasira ile bağlıdır arkadaşlar. Nereye? Mide kısmına. Tucedu bulunur. Uyunul ankebuti, ankebutun gözleri. Fil cüz'il ulviyyil garibi minel ra's. Başa yakın üst kısmında bulunur. Ulvi, üst demek arkadaşlar. Şöyle, cüz'ül ulvi, üst parçası. El garibi minel ra'si, başa yakın olan üst parçasında bulunur. Tucedu bulunur. Müzari meçhul hali, müennes formunda. Uyun kelimesi müennes olduğu için fiilimizde müennes. Meçhullerde de böyledir. Ve yetefavvetu hacmu ve adedu ve mevki'ul uyun. Gözlerin sayısı, büyüklüğü ve konumu farklı farklı olur. Yetefavvetu farklı olur. Hacmu el uyuni, adedul uyuni, mevki'ul uyuni fil anakibi. Evet. Örümceklerde gözlerinin konumu, sayısı ve gözlerinin büyüklüğü, hacmi farklı farklı olur. Min nev'in li'ahar. Bir türden diğer türe. Bir türden diğer türe farklılık arz eder. Bütünü aynı değildir. Gözlerinin sayısı da aynı değildir. Büyüklüğün de aynı değildir. Gözlerinin bulunduğu konum da aynı değildir. Ve li mu'zami enva'il anakib. Örümcek türlerinin büyük bir çoğunluğu için semani uyunun 8 tane göz vardır. Büyük bir çoğunluğunda 8 tane göz vardır. Tentazimu fi saffeyni, iki dize halinde belli bir düzende bulunur. Tentazimu, intizam, düzen demektir. Düzen içerisinde olur. Fi saffeyni, iki sıra halinde. Fi kulli minha, her bir sırada erba'u uyunun 4 tane göz vardır. Her bir sırada 4 göz olmak üzere iki sıralı bir düzende 8 tane göze sahiptir. Büyük bir çoğunluğu. Ve tucedu bulunur enva'un uhra, diğer bir türü. Yani enva burada türler demek, çoğul. Başka türleri de bulunur. Ki leha aynani, iki gözü olanlar vardır. Ev erba'un, 4 gözü olanlar vardır. Ev sittu uyunin, ya da 6 gözü olanlar vardır. Ve minha, bunlardan, bu örümceklerden. Ma huve zayıful basar, gözü güzel görmeyenler vardır. Gözleri zayıf olanlar vardır. Mislul anakibin nasijeti lil huyut. İşte bu ağ ören örgü yapan ankebutlar, örümcekler gibi zayıf gözleri olanlar vardır. Ve minha ma huve kaviyul ibsar, iyi gören örümcekler vardır. Mislul anakibis sayyadeti, bunlar da avcı olan örümcekler arkadaşlar. Avcı örümcekler gibi bazıları da iyi, güçlü bir görme yeteneğine sahip olanlar vardır. Evet. Şu dakikadan itibaren ben hocam şurayı çalıştım, biraz bir paragraf okumak istiyorum diyen olursa söz az. Ve tucedu futhatul femi. Evet, ağız boşluğu demek arkadaşlar. Futhatul fem, ağız boşluğu. Tucedu bulunur. Tehtel uyuni, gözlerinin altında, mübaşereten doğrudan. Hemen gözlerinin altında ağızları bulunur. Futhatul fem, ağız diyelim direkt. Ağız boşluğu demeye gerek yok. Ağızları bulunur. Gözlerinin hemen altında. Hemen kelimesini mübaşeretenden alıyoruz. Ve la temteliku el anakibu اجزاءه فمن ماضغه بل تتغذى بالسوائل فقط ولا تمتلك صاحب değildir العناكب örümcekler neye sahip değildir اجزاء فمن ماضي ماضغه yani çiğneyici bir ağız aletine sahip değildir. Ağızlarıyla böyle çiğneme yapamazlar. Çiğneme, yani dişleri falan bizim bildiğimiz şekilde çiğneme aracı olarak dişleri yoktur. Bel tetegazza, onlar bilakis beslenirler. Biz sevaili fakat, sadece sıvı şeylerle, onları emerek sıvılaştırıp öyle beslenirler. Ve tuşekkilu ezzevaidul muteaddidetu, çeşitli, tuşekkilu şekillendirir diyor. Ezzevaidul muteaddide,
farklı farklı o azalar, o zevaitler, elleti tucedu havlel fem, ağzının etrafında bulunan o zevaitler, o artılar, o ilaveler oluşturur. Massaten kasireten, evet. Şimdi burayı devam edeceğim ama burayı çevirisini şundan sonrasına bırakıyorum. Yestati'ul ankebutu min hilaliha imtisasa sevaili cismin dahiyyetihi. Dahiyye kurban demek. Kurbanının bedeninin, evet, emerek onu sıvılaştırıp tüketimini sağlar diyor. Şuradan bir daha alıyorum. Şimdi burayı da söyleyeceğim. Ve tüşekkili oluşturur, şekillendirir. Ezzevaidul müteaddidetu, çeşitli artılar, yan ilaveler, elleti tucedu havlel fem, ağzın etrafında bulunan bazı ilave parçalar oluşturur. Massaten kasireten, kısa bir masse, yani bir kütle diyelim ona. Kısa bir kütle oluşturur. Ağızların yan taraflarında bulunan edevatlar ki yestati'ul ankabut, örümcek yestati'u min hilaliha, bunlar vasıtasıyla yestati'u imtisase sevail. İmtisas onları emmek, böyle emmek. Bu sıvıları emmeye, emme esnasında ona yardımcı olacak artıları vardır ağızların yanında. Sevail cismi dahiyyetihi, kurbanının bedeninin sevail, o sıvısını, yani katısını değil de sıvısını. Hayvanın mesela avını tutar, avının sıvı olan kısımlarını yer, katı olan kısımlarını yemez. Onu ağzında eritir bir şekilde, ağzının etrafında bulunan araçlarla sıvısını yer. Evet, lil anakibi, örümcekler için zevcun minel kuruni el kullabiyyeti yestehdimuha fil imsaki bil feriseti. Ferise av demek. Avını tutmada. Şuranın tercümesi bu. Avını tutmada. Evet, şöyle bakıyoruz. Evet. Bir çift boynuz demek arkadaşlar. Zevcun minel kurun el kullabiyye. Kullabiyye kelimesine bakmıştım. Bir daha bakacağım arkadaşlar. Evet. O da ne demekmiş? Kullab. Çengelli demek. Çengelli arkadaşlar. Evet. Bir çift çengelli boynuza sahiptir. Bir çift çengelli boynuzu vardır. Yestekdimuha, onları kullanır. Fil imsaki bil ferise, avını tutmada, avını yakalamada kullanır. Ve yentehi, nihayet bulur arkadaşlar. Şöyle aşağı kaydırayım biraz daha. Ve yentehi, nihayet bulur. Kullu karnin, her bir boyun, o çengelli olan her bir boyun, bir mihlebin haddin, keskin bir pençeyle. Pençe diyelim ama böyle büyük hayvanların pençesi gibi düşünmeyin. Keskin bir pençecik diyelim buna biz. Mihlep aslında tırnak anlamında da kullanılıyor. Ona biz yine hayvanlarda tırnak yerine pençeyi kullanıyoruz. Mihlep. Evet, kanca da diyebiliyoruz ona aynı zamanda. Haddin keskin demek. Ecvefe, ortası biraz boşluklu olan. Ecvef, cevfi, boşluğu olan. Sulbin, sert. Ve müdebbebin, bi mesabetil enyabi. Lil ankebut. Bakın. Evet. Enyab zaten dişti arkadaşlar. Mesabe kelimesi de nasıl kullanabiliriz? Belki mekan olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Dişlerinin mekanında, dişlerinin etrafında. Müdebbeb kelimesi neydi arkadaşlar? Müdebbeb. O da sivri demekmiş. Müdebbeb. Sert, sivri, müdebbeb olan, sivri olan bir mesabetil enyab. Dişlerinin mesabesini, yani sanki diş yerine kullandığı diyeceğiz buna. O pençeciklerini diş yerine kullanan. Bir ankebut, ankebutlarda bu şekilde bir malzeme var. Hayvanını parçalamada kullanıyor. Ve tucedu futhatun ala ra'si kulli nabin tertabitu bi gudedis summi alladhi yensabu fi cismil feriseti andel ledgi feyüşillüha ev yaktülüha. Şurası da çok ilginç arkadaşlar. Hayvanını diyor ya felç bırakır avını, ya da onu öldürür. Evet. Evet.
Feyusilluha, onu felç eder ya da öldürür diyor. Şuradan yeri alıyorum. Tucedu, bulunur. Futhatun ala ra'si kulli nabin. O her nab dediğimiz o tırnağa benzeyen, o hatta diş yerine geçen her bir o parçacığın bir başı vardır. Başında bir futha, bir boşluk vardır. Hepsinde bir boşluk vardır. İrtibatlı olan neyle? Bir hudet isim, o zehirli salgılarla, hatırlayın bu kelime yukarıda geçmişti. O zehirli salgılarla irtibatı olan o çengellerin her bir tanesinde bir boşluk vardır. Ellezî o zehirli salgılar ki yensâbu fî cismil ferîse, avının bedenine isabet ediyor. İndel ledgî, soktuğu zaman. Avını soktuğu zaman. Feyyû şilluha, ya onu felç eder avını, ya da yaktuluha, ya da onu öldürür. Evet arkadaşlar. İlk ders olması hasebiyle biraz uzun bir parçaya denk geldik. Bir açıda bir taraftan da bakıyoruz ki yetiştirebilir miyiz diye. İki paragrafımız var. Süremiz 6 dakika. Kalan süremiz. Lil'ankabuti erculun melmesiyyetun. Onların diyor örümcekler için vardır. Erculun ayaklar. Melmesiyyetun. Yani biraz tutunaklı. Aslında melmes kelimesi normalde o düz, ama nasıl bir düz? Melmes. Şöyle bir daha bakıyorum ki yanlış bir şey söylemeyeyim. Duyarlı, duyargı olan, dokunuşları olan, temas noktası belli olan. Tabii duvarlara falan tutunabilmek için dokunaçlı, tutunaklı diyeceğiz buna. İbaratun an zevcin minez zevaidi. Evet. Zev çift demek burada. Bir çift zevait artısıyla yan taraftan böyle tutunabilmek için parçacıkları ile beraber böyle tutanaklı ayakları vardır. Duvarlara falan tırmanacak şimdi. Yushbihul ercule sagirate, küçük ayaklara benzeyen iki, yani bir çift zevait ile, zevait yani ek ilavesi ile beraber tutanaklı ayakları vardır. Ve tattasilu kullu vahidetin minha, bunlardan her bir tanesi tattasilu bi ahadi tarafeyl femi, ağzının iki tarafından bir tarafına irtibatlı olan, ağzına bağlı olan iki tane kanca gibi arkadaşlar. Neyi vardır? Ayakları vardır. Ağzına yakındır. Yani o ayakların kökü ağız kenarından gelir. Li tekvini havafil fem, yani ağzı oluşturma için ağızların diplerinden gider. Evet. Ağzın yapısını oluşturmak için ağzın dibinden aşağı doğru giden ve avında da duvarlara tırmanmada da kullanabilir bunu. Ve tetekevvene, oluşur. Kullu riclin, her bir ayak. Melmesiyetin min sitteti mefasil, o tutanaklı olan ayakların her bir tanesi 6 tane mafsaldan, 6 parçacıktan oluşuyor. Ve fi ketiri minel ve'li anakib, bu örümcek türlerinin büyük bir çoğunda, ve fi kesirin bir çoğunda, yahmilul mafsilul karibu, yahmilu taşır, el mafsilul karibu minel cismi, bedenine yakın olan mafsal, ayaklarındaki parçacıklardan bahsediyoruz, bedenine yakın olandan, sefihaten haddeten, keskin bir ne var? Sefiha var. Evet arkadaşlar. Yani bir plaka gibi düşünün. İnce bir sac gibi düşünün arkadaşlar. Keskin bir bıçak diyelim buna biz. Keskin bir bıçağı var. Leha etrafun müsennenetun. Onun böyle keskin sanki tırnaklı olan kenarları vardır. Yani dişli, taraklı olan tarafları vardır. Yestekdimuhel ankebut. Örümcek bunu kullanır. Fi taktii, parçalamada. Ve sahkil gıza'i, gıdayı hazırlamada, onu parçalamada. Yani avını parçalarken kullanacağı keskin bir tarafı vardır ayaklarında. Ve yahmilul mafsalul ahir. Son mafsal ise yahmilu, taşır. Min kulli riclin, her bir ayaktan. Melmesiyyetin, o tutanaklı olan, tırnaklı olan o her bir ayakta. Bil ankebut. Ezzekeri, erkek olanlarında. Udven,
tenasüliyen bir tenasül azası vardır. Çoğalma azası vardır. Yani ve yahmilu taşir el mefsalul ahir, son mafsal, son kısım, min kulli riclin melmesiyetin, o tırnaklı olan ayakların her bir tanesinin ankebişin, erkek olanlarında tenasül organı vardır. Şöyle devam ediyoruz. Yetiştirebilirsek bitireceğiz parçayı. Velil ankebuti, yine örümcek için vardır. Erba'atu ezvacin miner erculi, ayaklarında dört çift, muttasiletun, yani her dört çift ayak vardır. Velil ankebuti erba'atu ezvacin, dört çift, minel erculi, dört çift ayak vardır. Muttasiletun ma'ar re'si sadriyi, ön tarafta bulunan başa bağlı, muttasıl. Ve tetekevvenu, oluşur, kullu rıclin, her bir ayak. Min seb'ati mefasil, yedi tane mefsaldan oluşur. Ve yentehi, biter, el mefsalul ahir, son olan, son mefsal, son parçacık. Fi kesiri minel anakib, örümceklerin çoğunda bir mihlebeyni, iki tane pençesi vardır. Pençe diyelim bunu, ufak düşünün lütfen. Ev selateti, ya da üç tane, iki veya üç tane de o kesici pençesi vardır. Tuhaytu biha, onunla ihata eder. Visadetun mineşşe'ri. Evet, yani tüylerden oluşan bir dayanağı vardır her bir tane bıçağın. Yani örtülü demek aslında. Tüsemmel miqaşşeteşşe'riyyetessagîrete, küçük kılların miqaşşesi, onların örtücüsü, örtüsü olarak isimlendirilir. Vayyetu sa'adul ankebut, bu yine ankebuta yardım eder, örümceklere. Ale taalluki bil estuhil en na'imeti, kaygan zeminlere tutunmasında yardımcı olur. Ve alel meşyi alel esqufi vel cudran, tavanlarda, duvarlarda yürümesine yardımcı olur. Dersimizi tamamladık, süremiz de bitmek üzere. Biraz hızlanmak zorunda kaldım, kusura bakmayın.